İlginç bir portre. 74 yaşındaki Nusret Doğan Ordu'nun Perşembe ilçesinde yıllardır çaycılık yapıyor. Babası da dedesi de çaycı olan Doğan'ın en büyük özelliği 54 yıldır saçlarını kestirmemesi. Arkadaşlarımız ünü Türkiye'ye yayılan Nusret Doğan'ı yerinde Ordu'da ziyaret etti. Kızılderili. Kızılderili'ye benziyorsam onun çayı. Benziyor musun? Oturan benziyorum. Ataları Kızılderili zaten kendisinin. Uzun saçları, hali, tavırları Kızılderili. Ama o tipik bir Karadenizli. 73-74 gel abi buraya. 1,5 metreyle Dünya Rekorlar kitabına girdim. Ama onu asıl ünlü yapansa içenleri peşinden sürükleyen tavşan kanı çayı. Tavşan kanının üstünde. Ordu Perşembe'de yaşayan ve yüksek enerjisiyle görenleri hayran bırakan Nusret Doğan sadece Ordu'nun değil tüm Türkiye'nin uzun saçlı çaycısı. Ben yaşlı hissetmiyorum kendimi ki. Genç hissediyorum. Tam 74 yaşında ve 54 senedir ısrarla bu saçları, bu güzel beyaz ve uzun saçlarını kestirmiyor. Şu anda 74 santimetre bu saçlar. Kızılderili'ye benzetiyorlar. Dedem zaten oturan boğanın torunu, bak Apache. Bak dedem burada dön. Apache. Dedem burada. Bu saçlar sigortalatıldı değil mi? Evet. Ben 68'den beri saçım uzun. Ne zaman sigortalandı? Eylül hareketlerinden evvel sigorta yaptırdım kesilmesin diye. Sık üretim bittikten sonra sigortasını bıraktırdım ve normal devam ettim. Uzun saçlarının yanı sıra onun asıl şöhreti eşsiz çayı. Hem yapılışı hem de tadı bambaşka bu çayın. Ne zamandan beri bu işi yapıyorsun? 68'den beri yapıyorum. Dedem, babam da ben 3. kuşağım. Burası dünyanın en güzel çay yapılıyor. Karadeniz sahili. Bakır kazan, altında odunlarım var, içinde kabuk var. Ama ne kabuğu? İçinde kabuk. Şunu kullanıyorum. Yani bu benim çayın ham maddesi. Ben bardakları külle yıkıyorum. 100 senelik bir bakır kazandır. Bu 8 dakika sonra buradan çay servisi sizlere yapacağım. Bizim çay sizin. ATV servisi olaraktan sizlere ikramda bulunuyorum. Bir bakalım mı tadına? Orada çaya bakıyorum. Mükemmel olmuş. O çay bu çay. Uzun saçlı çaycı Nusret Doğan işte dükkanın hemen önüne bu heykelde yaptırmış ve görenler hemen tanıyorlar. Geliyorlar onun tavşan kanı çayını içiyorlar. Ben her zaman olmuyorum, içeride oluyorum. Yolun kenarında ben beklemektense heykelim bekliyor yolun kenarında. Defalarca geliyorum. Nasıl buluyorsunuz? Şu rengi, şu güzelliği, şu tadı hiçbir yerde bulamazsınız. İzmir'den geldik uzun saçlı amcanın çayını içmek için biz. Çayının da kendisinin de namını duyduk. Valla biz nesini duyduk, çay içmeye geldik. Uzun saçlı çaycı ömrünü bu çay ocağında geçirdi. Ve yaşam mücadelesi yine bu çay ocağında devam ediyor. Sabah saat 7, gece 12. Hayatım boyunca hiç tatil görmedim. Ordu'nun nerede olduğunu bilmiyorum. Bu meslekte ailemi ayakta tutabilmek için mücadele verdim ve bu duruma geldim.